başına tek katmanlı ve sadece yerel seçimlere yönelik ve meşru zemini, işte Afyon muhafazakardır, dolayısıyla buradan oy almak için buraya adım atmalıyız, bu tarz söylemlerde bulunmayız gibi bir kapıya çıkarılıyor. Bir meşru zemin kurmaya çalışıyor ama işin aslı öyle değil. Çünkü bu aynı zamanda iletişim çağında artık diğer yerlerdeki adaylarınızı da etkiliyor. Yani insanlar başka bir coğrafyada belki sizi referans alarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermekten vazgeçiyor. Yani böyle bir çoklu bir iş artık bu. O yereldeki oranın sosyolojisine ilişkin işler değil. Daha geniş alanda etki edecek işlerden bir tanesi. Fakat buranın bir arka planı var. O da şuraya dayanıyor. Çünkü hali hazırda şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi grubundaki milletvekillerinin önemli bölümü esasen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın. Yani o dönemin milletvekilleri. Dolayısıyla Burcu Köksal da onlardan bir tanesi. Aynı zamanda Burcu Köksal Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubundaki, grup yönetimindeki milletvekillerinden bir tanesi ve orada da bir kamplaşma söz konusu. Şöyle bir geriye doğru gidelim. Şöyle bir durum olmuştu, hatırlayalım. Orada işte zamanında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da özel kalemlerini yapan Mehmet Haberal ekibinden Şükran Kütükçü kamuoyuna yansıdığı şekliyle anlatacağım. Bir odayı işgal etmişti. Grup odalarından bir tanesini işgal etmişti ve orada adeta avukatla hüküm süren bir görüntü içerisine evet. girmişti ve halihazırda özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller tarafından, vekillerden bir tanesi tarafından odadan çıkarılmıştı. Sonra bunu takip eden birkaç hamle daha oldu, birkaç görüşme daha oldu, birkaç resleşme daha oldu ve beraberinde o şöyle bir kapıya çıktı artık. Kulislerde konuşulan haliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubunda bir takım değişiklikler olacağı, bu değişikliklerin başlangıcının Ali Mahir Başarı'yla başlayacağı, yani onun grup yönetiminden uzaklaştırılması için milletvekillerinin bir araya geleceği, işte zaman içerisinde Gökhan Günaydın'ın da aynı akibete maruz kalacağı ve Burcu Köksal'ın içinde bulunduğu bir grup milletvekilinin yeniden orada mecliste bir hakimiyet sağlayacağı yönünde bir kulis konuşulmuştu. Dolayısıyla bütün bu çatışma doğrudan şunu gösteriyor. Esasen Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay bitmemiş. Kurultay meclis koridorlarında, Burcu Köksal'ın da içinde bulunduğu meclis grubu sıralarında. Aynı zamanda işte bir yine kulis olarak ortaya düşen ve çok konuşulan Özgür Özel'in özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybedeceği bölgelerde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri değerlendirildi. İşte o isimlerden birinin Burcu Köksal olduğu. Dolayısıyla Afyon'da kaybedeceği, buna benzer bir gerilim üzerinden çok lüzumsuz, aynı zamanda kanaatimce sadece sosyal demokratlara değil, bütün sol harekete, bütün muhalefete zarar veren açıklamalar ve hamleler peş sıra gelmeye devam ediyor. Bunların hepsi yapılabilir. Bu konuda bir tartışma yok, şüphesiz olabilir. Siyasi içerisinde bu tarz hizipleşmeler, resleşmeler olur. Ama bunu seçimden önce yapıyor olmak, hatta bu hatada ısrar ediyor olmak, bir taraftan bu hatada ısrar ederken muhalefete zarar veriyor olmak, yani siz Afyon'da zaten hali hazırda kaybedeceğiniz bir seçimin üzerinden yaptığınız, oluşturduğunuz polemikle İstanbul'da, Antalya'da, Hatay'da, başka şehirlerde, belki Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde diğer adayları manipüle etmiş oluyorsunuz. Böyle bir tablo var, böyle bir resleşme var ve bitmeyen bir kurultay hesabı var. Bu kurultay hesabı bitmediği için biz her geçen gün bunu sancılarını yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi aşağı yukarı aslına bakarsanız özeti bu. Evet, aslında sorarsanız yurttaşa ya da CHP seçmeni aşamasından kurultay hesabı sürüyor mu sürmüyor mu bilemem ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi çok başka CHP seçmeninde. Özellikle seçimlerde büyük şehirlerin kaybedilmemesi, yenilerinin eklenmesi yönünde. Son döneme baktığımızda Mansur Yavaş'tan da sık sık açıklamalar geliyor. Bir kere daha söyledi Ankara'da farkın çok açıldığını. İstanbul'a yoğunlaştığımızda DEM Parti'den açıklama geliyor, bizim seçmenimiz kaymıyor Ekrem İmamoğlu'na diye ve çekişmeli bir seçim süreci ilerleyecek gibi görünüyor. Son çalışmalarda Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un da önünde ama işte 1 puan, 1,5 puanlık farklardan bahsediliyor. İşte tam da bu noktada her şey bu kadar önemliyken iktidarın sürekli dillendirdiği Özgür Özel'in de dem 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 diyorsun, milletin gündemi zam diyerek yanıt verdi. O DEM Parti gündemine Burcu Köksal'ın gelmesi, bu cümleyle gelmesi ve inatla devam etmesi. Diyelim ki evet Burcu Köksal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimdi vesaire. Kılıçdaroğlu'na zarar vermez mi? Burcu Köksal'a bireysel zarar vermez mi?
Sadece CHP'ye mi büyük ihtimalle şöyle bakın, Burcu Köksal'a zarar verir, bu başka bir şey. Büyük ihtimalle orada bir ön alma çabası var. Yani grup seçimlerinden önce bir ön alma çabası olduğunu anlıyorum, algılıyorum. Ama bunun Kılıçdaroğlu'yla ilişkisi de şu olacak. Kılıçdaroğlu bu tarz tartışmaları sonuna kadar bekleyen ve sonunda açıklama yapan isim. Yani büyük ihtimalle bugün yarın oradan bir açıklama gelir ve partinin güçlü şekilde seçimlere girmesi gerektiğini, bu tartışmalara gerek olmadığı yönünde bir ortalama açıklama gelir. Ama her şeye rağmen bu tartışma 2 gün, 3 gün, 4 gün sürdüğü takdirde geniş kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermiş oluyor. Yani bütün sürecin içerisinde en büyük zararı her şeye rağmen muhalefet bloğu almış oluyor. Diğer insanlar daha az zarar görüyor veya bir şekilde üstü kapanıyor. Ama buradaki sorun şu şekilde devam ediyor. Bakın, ideolojik bir bağlılık olmadıktan sonra, ideolojik formasyonu bütün sahadan alıp ondan sonra bu adayları ortaya çıkarıp bunlara bir takım kimlikler verip, bunları milletvekili yapıp, belediye başkanı yapıp, işte grup sözcüleri yapıp, yani bir takım koltuklar veriyorsunuz değil mi? Bu tarz hala devam ediyor. Bence sorun Burcu Köksal'ın tarzından daha çok Burcu Köksal'ın tarzının herkese sirayet etmiş olmasında. Yani bütün partide, parti mekanizması içerisinde o koltuklarda oturan insanların çoğunda bu işin bir tarafı olma, dolayısıyla makullükten uzaklaşma anlayışı hakim şu anda. Yani ya Kılıçdaroğlu'nun tarafındasınız, ya Özgür Özel'in tarafındasınız, işte ya ne bileyim Ekrem İmamoğlu'yla beraber siyaset yapıyorsunuz. Ama karşı tarafı öteleyecek, karşı tarafı uzaklaştırmaya çalışacak, onları düşmanlaştırmaya çalışacak, yoldaşı kültüründen nasibini almamış bir siyaset yapma tarzı bütün alana hakim olmaya başlıyor. Ve maalesef işin kötü tarafı da şurası, daha kötü tarafı. Bugün değişimi savunan, değişimin önünde duran, değişimi sahaya yaymaya çalışan Sayın Özgür Özel'in ekibi de benzer şekilde bazı yerellerde öylesinler getiriyor ki biz birkaç sene sonra Burcu Köksal tipolojisinin daha fazla yerde sorun çıkarmaya başladığını göreceğiz. Çünkü siyaset durağan bir şey değil, biliyorsunuz. Siyaset her zaman bir takım ekipler gelir, buraları yönetir, değişir, yönetimler değişir. Değiştiği ölçüde işte sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olsaydı büyük ihtimalle biz Burcu Köksal'dan bu tarz bir açıklama duymayacaktık. Duymayacaktık değil mi? Evet. Benzer bir şey. Yarın Özgür Özel'in getirdiği kadroların bir bölümünde de yaşanabilir. Yani yarın mevcut bir genel başkan değişikliğinde veya kadro değişikliğinde isyan eden, karşı çıkan, ideolojik formasyonu belirsiz bazı insanlar işte bu tarz açıklamalar yapmak durumunda kalabilirler. Yaparlar da bu beraberinde zarar vermeye devam eder. Bakın, evet, bir örnek söyleyeceğim. Sadece bir tane ilçenin örneğini söyleyeceğim. Çok fazla var ama Sayın Özgür Özel